Bismillahirrahmanirrahim. Fıkh hatm 2 83. kısım 42. soru. Onun fıtratı nedir? Yani ademin veya insanın fıtratı nedir? Cevap. Kırmızı insan olmak bakımından onun fıtratını kastediyorsa bunun bir cevabı vardır. Eğer halife olmak bakımından fıtratını kastediyorsa bunun bir bunun da bir cevabı vardır. Halife insan olmak yönünden fıtratını kastetmişse bunun da cevabı vardır. Ya da ne insan ne halife olmak yönünden fıtratını kastetmişse onun da bir cevabı vardır ki bu en üstün nisbettir. İnsan salt hak olduğunda ne insandır ne halife. Nitekim kutsi bir rivayette ben kulumun duyması ve görmesi olduğum denilir. Burada bir yabancılık yok iken insanlık nerede kaldı? Burada doğrudan amir iken halifelik nerede kaldı? Allah bu rivayette seni varsaymış ve ardından silmiştir. Seni saptırmış ve sana hidayet etmiştir. Başka bir ifadeyle sana açıkladığı hususta seni şaşırtmıştır. Öyleyse sen hayreti açık seçik öğrenmiş ve işin sonuçta bir hayret olduğunu anlamışsındır. Bu noktada hidayetin konusu dal dalalettir. Sonra şöyle der. Sen varsın ve yoksun. Attığında atmadın, sen fakat Allah attı. Atan Muhammed idi fakat Allah attı. Öyleyse Muhammed nerededir? Böyle böylelik, böylelikle onu silmiş ve ispat etmiş sonra tekrar silmiştir. O halde Muhammed iki silme arasında olumlanandır. Söz konusu olan ezeli bir silmedir ve atmadın ifadesinde dile getirilmiştir. Diğeri ise ebedi bir silmedir ve fakat Allah hattı ifadesidir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem olumlandığı yer ise attığında sözüdür. Öyleyse bu ayette Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ispatı iki zaman arasında sürekli varlık anlamına gelen şimdiye benzer. Bu iki zamandan biri geçmiş zaman ki olumsuzlama, silme ve yokluktur. Diğeri ise gelecek zamandır. O da sırf yokluktur. Aynı şekilde duyu ve göz Muhammed'in attığını gördü. Hak onu iki yokluk arasında olumlanan yaptı ve böylelikle varlığın ta kendisi olan şimdiye benzedi. Varlık Hakk'ın varlığıdır. Başka varlık yoktur. O geçmişte, şimdi ve gelecekte sabit olandır ve böylelikle mevhum bir sınırlanmadan uzaklaşır latif ve habir olan Allah'ı tenzih ederim. Bu nedenle şöyle demiştir. Müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Burada hıbra kelimesi zikredildi. Başka bir ifadeyle biz bunu imanlarında müminleri denemek için söyledik. Çünkü bunda imanında eksiklik bulunanın sarsıntıya uğrayacağı bir çelişki vardır. Bu eksiklik imanın her şey yaratılışını verdiği ifadesindeki kemal mertebesinde hak ettiği husustaki eksikliktir. İşte bu cevap dördüncü ve en zor yöndeki cevaptır. İnsan olmak yönünden Adem'in fıtratına gelirsek onun fıtratı büyük alemdir. Halife olmak yönünden fıtratı ise ilahi isimlerdir. İnsan halife olmak yönünden fıtratı ise bir mertebenin mensup olduğu zattır. Bu mertebe onsuz düşünülemeyeceği gibi o da bu mertebesiz düşünülemez. Allah şöyle buyurur gökleri ve yeri yaratandır. Bu ifade gök ve yer bitişik bir haldeyken onları ayırdık ifadesine benzer. Fıtratın türetildiği fatır kelimesi parçalanma demektir. Allah'ın insanları kendisi üzerinde yaratmış olduğu yaratışında değişme yoktur. İşte bu fıtrattır. Allah'ın kelimeleri de değişmez. Bu ise benim nezdimde söz değişmez ayetini dile getirilir. Başka bir ifadeyle Bizim sözümüz değişme kabul etmeyen tek bir sözdür. Peygamber şöyle der. Her doğan fıtrat üzerinde doğar. Burada belirlilik takısı yanılamı tarif bilinen bir şeyi anlatır. Başka bir ifadeyle Allah'ın insanları yarattığı fıtrat demektir. Bazen belirlilik takısı bütün yaratılış türlerini içerir. Çünkü insanlar yani bu insan alemin toplamı olduğunda onun fıtratı da alemdeki bütün fıtratları toplar. Adem'in fıtratı bütün alemin fıtratlarıdır. Bu yönüyle Adem, alemdeki her bir türün Rabbini biliyor olduğu yönden Rabbini bilir. Onun fıtratı sayesinde varlığında ortaya çıkan ilahi tecellidir. Onun fıtratı sayesinde varlığında ortaya çıkan ilahi tecellidir. Var edildiğinde bu tecelli onun adına gerçekleşir. Alemdeki her varlığın istidadı da ondadır. Öyleyse Adem her bir şeriat ile ibadet eden, her dille tesbih eden, insanlığının hakikatinin gereğini yerine getirdiğinde ve nefsini bildiğinde her tecelliyi kabul edendir. Çünkü ancak kendini bilen Rabbini bilebilir. Bir şey onu bütünden perdelerse kendisine zulmeden haline gelir ve böyle bir insan kamil insan değildir. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Erkeklerden pek çok kimse kemale ermiş iken kadınlardan Meryem ve Asiye kemale ermiştir. Burada onların kendilerini bilmedeki kemallerini kastetmiştir. Kendilerini bilmeleri ise Rablerini bilmeleri demektir. Öyleyse Adem'in fıtratı Allah'ı bilmektir. Böylelikle Adem bütün fıtratları da bilmiş olur. Bu nedenle Allah Adem'e bütün isimleri öğretti demiştir. Bütün bu sınıf içinde amaçlanan ihata ve genelliği anlatır. Yaratılışın dışında kalan isim ve nispetleri ise ancak o bilebilir. Çünkü onların yaratılmışlarla ilişkisi yoktur. Bu durum Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında söylediği gaybının bilgisinde kendine ayırdığı isimler şeklinde dile getirilir. Kast edilen ilahi isimlerdir. İsimlerin anlamı oluşun talep ettiği şeyler de olabilir. Fakat oluşun bir sonu yoktur. Dolayısıyla hakkın isimlerinin de sonu yoktur. Böylelikle sonsuz şeylerin yaratılışını sınırlamak imkansız olduğu için varlığı geçerli olmayacak bir yerde kendine ayrıma gerçekleşti. Mahiyeti bakımından zata gelirsek onun bir adı yoktur. Çünkü o bir etkinin mahalli olmadığı gibi kimseye de bilinmez. Bir nispetten soyut olarak ona delil olacak isim olmadığı gibi böyle bir şey mümkün de değildir. İsimler tarif ve temiz içindir. Bu Allah'ın dışındaki herkese kapalı bir kapıdır. Öyleyse Allah ancak Allah bilir. Binaenaleyh isimler bizim Bize aittir, bize dayanır, bizde zuhur eder. Hükümleri sizdedir, bizde sona ererler. Bizden ifade edilirler, başlangıçları da bizdendir. O isimler olmasaydı biz de olmazdık, biz olmasaydık onlar da olmazdı. Onlarla göründük, kendimizle görünmedik. Onlar da bizle göründü, kendileriyle değil. Gizlenselerdi Başka yönden tecelli ederlerdi, zuhur etselerdi, gizlenirlerdi. 83. kısım sonerdi, onu 43. soruyla 84. kısım takip edecektir.